Çok kıymetli Tandırlılı hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor, iyi seyirler diliyorum. Burası Tandırlı Köyü. Tandırlı, Erzincan ilinin merkezine bağlı bir köydür. Şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre. Köyün eski adı 1928 yılı kayıtlarında Lerdos olup Metruk yerler anlamına gelmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Tandırlı Köyü karasal iklime sahip olduğundan yazları çok sıcak, kışları ise çok soğuk ve yağışlı geçer. Gelin hep birlikte bu güzel köyü gezelim. Tandırlı Köyü yüksek dağlar arasında yemyeşil bir ormanın içerisine kurulmuş. Bir yamacın eteklerinde bulunan bu güzel köy dağınık bir yerleşime sahip. Birbirine mesafeli duran evleri oldukça bakımlı bir haldedir. Köyün tam girişinde mezarlık çarpıyor gözümüze. Etrafı taş örtülü duvarlarla çevrilmiş, girişinde ise özenerek yapılmış bir çeşme var. Yerleşim merkezine giderken tek tek evler çıkıyor karşımıza. Ağaçların, yeşilin ve yağmurun sesi eşliğinde ilerliyoruz. Arı kovanları dizilmiş, yan yana sütun gibi. Bir de çadır kurmuşlar, ekipmanları muhafaza etmek için. Köy muhtarının teşvikleri ve yardımları oldukça güzel sonuçlar vermiş. Arıcılığa oldukça elverişli olan bu bölgede üretiliyor dünyaca ünlü Erzincan balı. Kurumuş buğday ve arpaların arasından masmavi gökyüzü ne kadar da güzel görünüyor. Bulutlar toplanmış bir araya, sanki bereketin habercisi gibi. Güneşle kucaklaşıyorlar adeta. Dağ çiçekleri boy gösteriyor, tam ortalarında. Kırmızı ibikli horoz, tavukları katmış önüne koşarak geçiyor yanımızdan.
Erzincan yöresi ve çevresinde elma ve domates kurusu vazgeçilmez bir antioksidan kaynağıdır. Köy kadınlarımız oldukça emek vermişler kışa hazırlık yapmak için. Tandırlı köyünün en eskilerinden biri olan 1946 doğumlu Mehmet amca. Bakalım neler anlatacak bizlere. Zorluklar çektik. Kar çok yağıyordu buraya. İşte hayvan otlatmak, ot biçmek, çiftçilikle uğraşmak zorluktu yani. Kışı çok olduğu için 6 ay kışı var buranın. Çok zor şartlar altında. Biz de bütün büyüklerimiz İstanbul'a gider gelirdiler. Çocuktum 15 yaşında ve bunlar hep gidip geliyor dedim, ilkokulu bitirdim. Ben bir daha gidersem daha gelmem diyordum. Zaten dedemizin babası, yani büyük dedelerimiz daha şey yok ya, bir ayda katırcılıkla şeyle gidermişler, bir ay yayan. Sonra Trabzon'dan vapur çıkmış. Trabzon'a gidip oradan 250 kilometre Trabzon. Orada vapur beklermiş, vapurla gidip gelirmişler. Sonra tren yolu yapılmış, tren yolundan devam etmişler. Sonra da otobüs daha çıkmadan, tren yolu devam ederken biz de büyüklerimiz orada işte abimler, biri gidip biri geliyor. Bizi de oraya gönderdiler 15 yaşında, orada kaldık. Sonra yaşlanan geldi bu buranın havasına, suyuna yine böyle dönüş yaptı. Şehir merkezine ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi için 27 kişilik bir otobüs tahsis edilmiş bu köye. Tandırlı Köyü muhtarı belli ki köylüyü sadece teşvik etmekle kalmıyor, otobüsü kendi imkanlarıyla köy halkının hizmetine sunuyor. Günümüzde şehir merkezlerinde bile az rastlanan muhteşem bir müzeye gidiyoruz hep birlikte. Tarım ve köy işlerinde kullanılan ufak tefek aletler sergilenmiş girişin sol yanına. Gaz lambasından yağdanlığa, oraktan tırpana kadar her şey var burada. Tavana asılı maya küpleri. El yapımı elekler görüyoruz içeride. Tarla sürerken kullanılan sapanlar duruyor köşede. ...70 yıllık tarih duruyor karşımızda. Eski dönemlerde köy halkının kullandığı tarım araç ve gereçlerinin neredeyse tamamı sergilenmiş burada. Müzenin diğer bir köşesinde ise eski fotoğraflar süslemiş duvarları. Ağaçların üzerinde açılmış oyuklar. Eski dönemlerden bu yana Tandırlı Köyü'nde arıcılık yapıldığını gösteriyor bizlere. Ağaç peteğin hemen yanında bal kovanı yerini alıyor. Taş değirmen eşlik ediyor yanı sıra, su küpü ile birlikte.
130 yaşındaki ceviz ağacını görüyoruz. Tüm heybetiyle köklerini toprağın derinliklerine salmış. Zamana meydan okuyor adeta. Ağaçların ve yeşilin hakim olduğu bu köyde ilerliyoruz. Tam köşede yapılmış bir çeşme çıkıyor karşımıza. Bu çeşme 1961 tarihinde yapılmış. 2018'de Ziya Kızılkaya tarafından onarılmış. Ağaçların arasında kaderine terk edilmiş eski bir köy evi. Ne sevinçler, ne hüzünler yaşanmış kim bilir. Gelin Tandırlı Köyü muhtarlığını gezelim hep birlikte. Hemen yanında ise köy konağı ve misafirhaneyi görüyoruz. 1700 rakımda inşa edilen binada toplantı salonu, muhtarlık odası ve doktor odası bulunmaktaymış. Tandırlı Köyü muhtarı İlhan Çankaya, bakalım neler anlatacak bizlere. Köyün nüfusu yazın 200-250'yi buluyor. Kış aylarında da köylüler şehre inerler çoğu. Öbürler de İstanbul. Göç ederler yani, köyümden göç ederler. Köyde pek kimse insan kalmaz. Ben tek burada da kalsam dahi son kar yağana kadar burada kalıyorum. Ondan sonra ben de aşağı şehre iniyorum ama bir gözüm köyde. Şu anda köyümde kalan yani pek insan kalmıyor ama kalmadığı sürece hepsi şehirdeler. Şehirdeki insanlar da buraya hep gözetim altındayız. Zaten kamera sistemiyle de köyümüz sistem kurmuşuz. O kamera sistemiyle de köyümüzü takip edebiliyoruz. Yabancıların gelip gitmelerinde engel olmak amaçlı. Ben zaten her dakika köydeyim. Günde iki sefer, üç sefer köyüme gelip gidiyorum. Çok kar yağarsa zaten kimse gelemediği için de yolu kapatıyoruz. Misafirhane yaptım köyüme. Gelen insanlar burada mağdur olmasınlar diye. Köyümün yollarını yaptırdım. İlk önce yol, su, araç aldım, otobüs aldım. Yarım otobüsümüzle köylülerin ulaşımını sağladım. Ve suyumuz çok azdı. Köyümüze yetmeyen su deposu yaptırdık. Devletimiz bu konuda köylerimize verdiği yakıt hakikaten çok önem veriyor. Ama gidersen, istersen devletimizin vermediği hiçbir şey yok. Eski yapılara gölge olan armut ağaçları, oldukça güzel görünen erikleri, asmalarda salkım saçak duran üzümleriyle bolluğu ve bereketi görüyoruz burada. Koca çınar ağaçlarının hemen yanında boylu boyunca uzanan kabaklar neredeyse karpuz büyüklüğünde olgunlaşmış. Taze fasulyeler sırıklara sarılmış, salkım saçak görünüyor yemyeşil yaprakların arasından. Tamamen doğal gübreyle yetişen domatesler, biberler ve patlıcanlar ise toprağın ne kadar verimli olduğunu gösteriyor bizlere. Hem şurubu hem de marmelatı yapılan kuşburnu bahçelerini görüyoruz hep birlikte. Şeker hastalığına iyi gelen, körüye benzeyen bir ağaç bu. Müzik
yaprakları kaynatılıp içilirken, siyah taneleri ise çiğ yenerek şifa oluyor Tandırlı köyünde yaşayan insanlara. Yaban armudu olarak bilinen, kırmızı, küçük çekirdekli meyveleri olan karmut ağacını görüyoruz. Hemen yanı başında kış armudu var. Bahara kadar tazeliğini koruyabilen bir cins bu. Oldukça büyük bir ceviz fidanlığı var burada. Yağmurun bereketi ve toprağın verimini her anlamda kullanmış burada yaşayan köylüler. Yeşilin her türlü tonuna hakim olan çeşitli sebze ve meyvelerin bolca yetiştirildiği Tandırlı köyünden ayrılma vakti geldi. Çalışkan ve üretken köylülerimizle vedalaşarak ayrılıyoruz buradan. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz sizlere.